Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Kıymetli hemşerilerim, Konya'mızın yiğit evlatları, medeniyetimizin beşiği, Anadolu'nun kadim geleneğinin göz bebeği, Konyalı hemşerilerim, Mevlana Hazretlerinin, Şeyh Sadreddin Konevi Hazretlerinin ilim ve irfan ile yoğurduğu bu güzel toprakları daha da güzel yapan kıymetli hemşerilerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Konya, Anadolu topraklarına sadece başkentlik yapmış bir şehir değildir. Aynı zamanda bu toprakların manevi bekçisidir. Milletleri var eden yegane güç birliktir. Millet olma şuurunu en iyi bu aziz millet bilir. Tarih boyunca milli bilince işaret eden nice birlik zamanları olmuştur. Aziz Konyalı hemşehrilerim, Cumhuriyet'in ilanından 100 yıl geçti. Cumhuriyet'in kuruluşunda gösterdiğimiz birlik ve beraberlik ruhu bugün de aynı şiddettedir. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüze bir hedef koydu. Türkiye yüzyılı. Dışarıya karşı 85 milyonla birlik olan, dünyaya mesajı olan, küresel sorunların çözümüne katkı sağlayan bir Türkiye yüzyılı geliyor. Gelecek yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Kıymetli hemşehrilerim, eskiden tarihe bakar ve batılıların ülkemiz üzerindeki planlarının yüzyıllara sari planlar olduğunu gördüğümüzde hayrete düşer, bize yapılanların hüznü bir tarafa, sessizce bu vizyona gıpta ederdik. Bize karşı planları yüzyıllık olan batıya günübirlik cevaplar vermekle yetinirdik. Bugün devir değişti. Artık Türkiye içinde bulunduğu coğrafyanın kaderini belirleyecek yüzyıllık hedefler koyuyor, planlar yapıyor. Bu planların başarılı olması için, gelecek yüzyılın Türkiye yüzyılı olması için birlik olmak zorundayız. Biz bir olursak var olacak, devletimiz ilelebet payidar kalacaktır. En yakın geçmişte küresel salgın günlerinde birlik ve beraberlik içinde hareket edebilmenin güvencesini yaşadık. Küresel bir kaos ve karmaşa ortamında her bir vatandaşımız tek bir vücut gibi hareket etti. Birbirimize olan güven ve inancımızla hareket ettik. Güçlü sağlık altyapımızla küresel salgının üstesinden hep birlikte geldik. Zor günleri geride bırakırken gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelere kıyasla ne büyük bir başarı gösterdiğimize hepiniz şahit oldunuz. Salgınla mücadelede başarılı olduysak bu başta Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek iradesi ve milletimizin tam uyumu ile gerçekleşti. Ben her birinize bu konuda gösterdiğiniz hassasiyet için bir kez daha teşekkür ediyorum. Konya bizim yüz akımızdır. Aziz Konyalı hemşehrilerim, yarınların Türkiye'sinin inşası için bugün bize düşen çokça çalışmaktır. Yerelde Konya'mız için, bütünde Türkiye'miz için çok çalışmak zorundayız. Çalışmadan, üretmeden, emek vermeden müreffeh bir Konya hayal edilemez. Konya'mızı öne çıkaran insanının çalışkanlığıdır. Üretme gayretidir. Konya, Anadolu'muzun bağrında tüten bacamızdır. Sağlık sistemi güçlü olan bir ülkenin geleceğinin de teminat altında olduğunun
çok iyi görüldüğü bir zaman dilimindeyiz. Konya'mızda sağlık sistemimizin güçlü kurumlarını bünyesinde barındırmaktadır. Tıp fakültelerimiz, tüm hastanelerimiz, evlerin kapısına kadar sağlık hizmeti ulaştırdığımız aile sağlığı merkezlerimiz ve nihayetinde sistemimizin medarı iftiharı olan şehir hastanemiz, hemşehrilerimize en iyi, en üst düzey sağlık hizmetini sunmak için el ele çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım, Konya'mızda her fırsatta en büyük hayalim diye söze başladığı şehir hastanemizle toplam 30 kamu hastanemiz hizmet veriyor. 150 yataklı Konya Kulu Devlet Hastanesi ek binamızın, Akören İlçe Hastanemizin ve 80 yataklı Amatem binamızın inşaatlarına devam ediyoruz. Amatem'in yanında 200 yataklı Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi, yani kısa adıyla Bahar projemizi de inşa ediyoruz. Meram Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesi ise bu hafta yapıldı. Üniversite hastanelerimiz ve özel sağlık tesisleri de Konya'nın sağlık gücüne güç katıyor. Sadece kamu eliyle 3500'e yakını tabip ve diş tabibi olmak üzere toplam 20 bin kişilik sağlık ailemizle hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Bize gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda ve 20 yıldır sağlığa verdiğiniz önem ve destekle büyük reformlar gerçekleştiriyoruz. Türkiye yüzyılında Türkiye'mizi sağlık alanında küresel bir akademik marka ve merkez ülke haline getirmeyi hedefliyoruz. Konya, Anadolu'nun merkezinde güçlü bir sağlık üssüdür. Hoşgörünün menbaı olan şehrimizin hoş sedasını gönüllere olduğu kadar bedenlere de şifa olma potansiyelini sadece ülkemiz sathına değil, tüm dünyaya duyurmak şiarımız olmalıdır. Şehrimize kazandırılan ve bugün teşriflerinizle açılışı yapılan eserlere kabinenin bir üyesi olmaktan öte bir Konyalı olarak duyduğum mutluluğu hemşehrilerimle paylaşmak isterim. Konya'mızda bugün açılışı yapılacak eserlerin hemşehrilerimize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.